Rafa sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bunu yayınladığımızda 8 Mart günü olacak. Biz bir gün önce buluştuk Canan'la, konuşuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne demek işte? Benim için ne anlama geliyor falan gibi sohbetler ettikten sonra aklımıza toplumsal cinsiyet rollerini konuşmak geldi. Şiddetsiz iletişimle bağlantılı olarak da toplumsal cinsiyet rolleri ve duygulara ve duyguların yarattığı davranışlara etkisini biraz tefekkür ederiz diye düşündük. İlk şeyle başlamak istiyorum Canan. Bir biyolojik cinsiyet var. Ondan sonra yani dünyaya kadın ya da erkek bedeniyle geliyorum. Aynı zamanda daha sonra doğuştan getirmediğim, bana toplumsal yapıların, sosyal yapıların öğrettiği bir takım roller edinmeye başlıyorum. Ve bu roller duyguları nasıl etkiliyor? O duyguların hangilerine ne kadar izinli tırnak içinde olduğumu nasıl etkiliyor? Davranışlarımı nasıl etkiliyor? Biraz bunları konuşalım. Ne dersin? Yani kadın olmak olmanın getirdiği duygularla kadın nasıl başa çıkıyor gibi bir şey mi? Ya aslına bakarsan aklıma şuradan geldi. Biliyorsun bu sene Kalp Dili Temelleri programlarının içinde ben bir takım uzmanları ağırladım. Bir tanesi de Leyla Navarro'ydu. Daha zürafa sohbetlerinde de bir önceki videomuz Leyla Hanım'ın videosu. Ve Leyla Navarro ile konuştuğumuz zaman haset ve kıskançlığın toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili olarak kadınlarda ve erkeklerde nasıl farklı davranışlara neden olduğundan söz etmişti. Ben de uzun zamandır seminerlerimde öfkeyle çalıştığım zaman yine toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında öfkenin kadınlardaki tezahürü ve erkeklerdeki tezahürünün farklı olduğunu görüyorum. Örneğin yakın zamanda yüz yüze bir eğitimde öfke çalışırken mesela kadınlarla önce öfkeye izin vermeye çalıştık. Yani öfkeyi dönüştürmek, işte öfkenin altında yatan birincil duyguları bulup oradan ihtiyaca gitmeye geçmeden önce kadınlarla ilk çalıştığımız öfkeli olmaktı. Yani bu gerçekten tam da toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili. Böyle kendimizi öfkelendirmeye izin vermek. Evet. Genellikle galiba kadınlar böyle olumsuz duygularını işte kızgınlık, öfke, kıskançlık, işte sıkıntı ve isyanlarını belli etmemek gibi böyle bir etmeseler iyi olur gibi bir inanış var. Yani sanki etrafımdakilerin canını sıkmayayım, işte hep güler yüzlü olayım, yumuşak olayım, sabırlı ve anlayışlı olayım, uyumlu davranayım, işte yorgun olmayayım, yorgun olsam bile, yorgunsa bile yorgunluğumu gizleyeyim gibi böyle bir takım zorunluluklar var sanki kadınların üzerinde, değil mi? Bilmiyorum, ben kendime baktığım zaman geçmişte, belki şu anda artık bu şiddetsizleşim sayesinde duygumu, ihtiyacımı fark edip onları belki ifade edebiliyorum, ama daha önce ifade edemediğim, bastırdığım çok fazla duygum olduğunu biliyorum yani. Ve bunlar da bana çok iyi gelmedi bir şekilde, sağlığıma da iyi gelmedi. Ama o zaman sanki yani ben kendimden uzaklaşmış gibi, sanki çocuğum ve kocam, işte ailem, onların mutluluğu herkesten ve benden daha önemliymiş gibi. Yani sanki benim öyle bir görevim varmış gibi bir bilincim vardı. Sanki böyle olması gerekiyor gibi. Yani kendi duygumdan, ihtiyacımdan bağlantıyı ben ancak şiddetsizleşim Vivet sayesinde anladım, yani böyle bir şey olmasın. Yani bu çok acı bir şey esasında. Bayağı bir yaslı bir
yer gibi geliyor bana. İnsanın kendinden, kendi ihtiyaçlarının farkına varmaması, ihtiyaç diye bir şey olduğunun farkına varmaması çok acı bir şey. Evet. Yani bunu ben de aynı fikirdeyim. Yani kadınların bazı duyguları izinli, bazı duyguları ise çok makbul olmayabiliyor. Aynı zamanda hani kendinle bağlantı dediğinde duygu ve ihtiyaçlar erkeklerin de toplumsal cinsiyet rollerine göre izinli ve izinsiz oldukları haller var. Mesela ben şey kısmı bana ilginç geliyor. Mesela erkekler ağlamaz da bir toplumsal cinsiyet rolü öğretisi. Yani erkeksen eğer ağlamazsın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani insan ağlarsa ağlar. Biyolojik cinsiyet olarak baktığın zaman insan olarak gelmişim. Bazı ihtiyaçlarım karşılandığında mutlu oluyorum. Konforlu duygular geliyor. Karşılanmadığında konforsuz duygular geliyor. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinde erkek ve kadın rolü içinde erkeğe ağlamayacağını öğretirken kadına da öfkelenemeyeceğini öğreten bir sistem var. Burası bana çok ilginç geliyor. Mesela öfke dediğin şey baktığın zaman hani Gabor Mate kısmını sen belki biraz anlatırsın. Aynı zamanda yargılıyorum bir şeyleri. Yani bir takım birincil duyguları bilinç dışında duymamak için yargıya gidiyorum. Yargılıyorum. Yargılarım da beni öfkelendiriyor. Şimdi bu insan olarak kadın veya erkek bedeninde olmamla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda öfkeli bir kadına ne deriz biz? Yani çeşitli damgalar vuruyorum. Gadoloz dersin, şey dersin, Yelloz, yani şirret, cüret. öfkeli bir erkeğe ne derim? Yani öfkeli bir erkek, oradaki şeyin daha esneği sanki öfkeli erkeği, değil mi? Mesela şey çok ilginç. Ben kendime de sorduğumda hemen aklıma gelen bir etiket yok. Aynı zamanda çünkü erkeğin öfkesi bana kalırsa izinli. Yani toplumsal cinsiyet rolleri içindeki o ayrışmada erkek öfkelenebilir bir canlı türü. Kadın öfkelendiğinde şirret oluyor. Burası mesela bana çok ilginç geliyor. Burada ne önemli? Mesela ben kendimde yakalamıştım Can'a. Ben uzun zaman öfkelendiğimi anlamadım. Yani nasıl anlamadın Deniz, Allah Allah diyeceksin. Ben üzülüyorum diyordum. Mesela bana ne hissediyorsun? Öfkeli misin? Yok ben üzüldüm. Yok hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı. İçerledim gibi. Hani o ilk şiddetsiz iletişim çalışmalarında öyle laflar ediyordum. Sonra bir gün baktım ki yo ben buz gibi öfkelendim ya. Yani kızdığımı söylemek şiddetsiz iletişim pratiği içinde bile bana zor geliyordu. Ve böyle ki bence ben çok öfkeli biriyim. Yani hala öyle miyim emin değilim ama öfke benim hayatımda çok yer alan duygularımdan biri. Ama kadın rolünde zannediyorum üzülmek daha makbul olmuş benim yetiştiriliş tarzımda. Instagram'da minik minik videolar oluyor. İşte Gabor Mate'nin de öyle bir şeysi vardı geçen gün. Sana başlamadan önce bahsetmiştim. Toplumda diyor kadınlar bağışıklık sistemi hastalıklarının %80'ine sahipler diyor. Yani sağlıklı öfkeyi bastırmaya çalışırlar ve bu nedenle böyle hep çok nazik, barışçıl olma işte eğilimindedirler. Böyle kimseyi hayal kırıklığına uğratmamaya çalışırlar. Ve bu ataerki topluluğun bir sonucudur sonuçta diyor. Ama kendi gerçeklerinden çok etrafındaki insanların sorumluluklarını aldıkları için bunlar da bir şekilde işte bu bağışıklık sistemi hastalıklarına sebep verir diyor. Yani kadın olmanın sanki bir bedeli varmış gibi de bütün bunları duyunca. Tabii ben de böyle kadın erkek diye çok ayırmak istemiyorum ama bugün hani 8 Mart kadınlarla ilgili konuşalım dediğimiz için şu sıralar belki sen seyrediyor musun? Bahar adlı bir dizi başladı.
Orada da böyle yani böyle bahar çocuklarını büyütmeyi tercih etmiş bir doktor mesleğini yapmamış, evde oturmuş çocuklarına bakmış, hatta kayınpederi hastaymış galiba, ona bakmış falan. Fakat sonra artık çocuklar büyüyor, işte okullarını falan bitiriyorlar. Bu da bir takım olaylar sonucunda tekrar mesleğine başlamak istiyor. Fakat orada herkesten bir tepki var. Onu bencillikle suçluyorlar. Yani evde bu kadar iş varken nasıl sen başka bir iş yapacaksın? Kim yemeği yapacak? Kim çamaşır yapacak? Abi, kocası diyor ki çocuklarınla ilgili nasıl ilgileneceksin? İşte kayınvalidesi diyor ki Allah Allah bu nasıl olacak? Sabah kahvaltı yok mu? Yani o kadar bencillikle suçluyorlar ki Bahar da kendini acaba ben bencil miyim? Ben bencil bir karar verdim diyor. Sanki kendisi için iyi olan bir şey istemek bencillik gibi geliyor. Yani onu düşündüğüm zaman yani kadınlar için bu bencil olma da çok böyle sanki rahatsız edici bir şey, etiket değil mi? Ürkütücü bir etiket. Kendimle ilgili bir şey istemek, kendi hayallerinin peşinden gitmek sanki ayıp. Evet. Ya Bahar böyle kafa salladım ama Bahar'ı bana yeğenim özetledi. Ondan sonra seyretme listemde ilk sıralarda. Orada beni en çok dinlediğim zaman özetini, yani adam ciğerini vermiyor ama karaciğerinden bir parça vermiyor ama kadının da kahvaltıları hazırlamaması bencillik oluyor. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde kadın verici. Ondan sonra bir durumda yani şefkatli olacak, verici olacak, alttan alacak, böyle bir şey. Şimdi bu noktada kadının hangi duyguları duyacağı baştan söylendiğinde kadının kendinle bağlantısında etkileyen bir durum da ortaya çıkmıyor mu? Hani şiddetsiz iletişimde benim derdim, gücüm kendimle bağlantım. Ne hissediyorum, hangi ihtiyaçlarım var? Çünkü oradan gücümü elime alacağım, ihtiyaçlarımı karşılamak için yapacağım eylemleri belirleyeceğim. Aynı zamanda toplumsal sistem bana öfkelenmemeyi öğrettiği zaman, o sağlıklı öfkemi de bastırmayı, Gabor Maté'nin söylediği, öğrettiği zaman, ya benim kendimle bağlantımı koparan başka bir faktör de var. Toplumsal kap da var. Yani mesela utancımı da hissetmeyeceğim. Ya yani utanmak mesela kadın için daha makbul. Utanabilir bir kadın, mahcup olabilir. Buradan şeye geçeceğim. Leyla Navarro'nun söylediği şeyler de beni çok etkilemişti. Yani haset ve kıskançlık. Şimdi bu duygular istediği kadar hani şey olsun, tabu olsun, istediği kadar günah olduğunu söylesin dinler. İnsan dediğimiz, yani bütün insanlarda haset ve kıskançlık olma ihtimali var. Var yani. Hani ben kibar olsun diye öyle ihtimali var gibi bir cümle kurdum. Şimdi aynı zamanda haset eden kadınların davranışları tam da bu toplumsal cinsiyet rollerine göre belirleniyor. Erkeğin de öyle. Mesela ya benim olacaksın ya kara toprağın, erkek hasedi ya da kız. Aynı zamanda Leyla Navur'un da anlattığı kadın muhalefet örgütlüyor. Mesela haset veya kıskançlık duyduğunda. Ve böyle arkadan şey yapıyor diyor, dedikodu yapıyor. Yapıyor. Evet. Ondan sonra ya da görmezden geliyor, yok sayıyor. Şimdi bunun sebebi ne? Çünkü kadın sonuç olarak can güvenliğiyle ilgili bir şeyle sürekli sınandığı için toplumsal cinsiyet rollerinde ya topluluktan dışarı atılıyor, bir takım etiketler konularak kötü kadın, şöyle kadın, böyle kadın oluyor, şirret oluyor, şu oluyor, bu oluyor, ya da hakikaten can güvenliği tehlikeye giriyor. Yani ne yapsın? Duygusunu ifade etse bir başka türlü, etmese başka türlü. Hayatta kalmak Aa, için bir strateji buluyor. Ondan devam ediyor. arkadan muhalefet örgütlüyor. Yani çok kadın haset davranışı hiç an, yani bana çok mantıklı geliyor. Yani yine çok ilginç gelen şeylerden biri. Kıskançlık davranışlarında da doğrudan, yani bir kadının hani çekip bir erkeğe fiziksel şiddet uygulaması
hani toplumsal istatistiklere de baktığında bir erkeğin kadına şiddet uygulamasının herhalde onda biri filan, onda birinden bile fazla olabilir. Dolayısıyla daha az olabilir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz zaman, yani kadının ve erkeğin doğuştan değil sonradan oluşturulan sosyal yapılar tarafından belirlenen rolleri dediğimiz zaman, benim kendimle bağlantımın etkisi olduğunu fark etmek çok ilginç. Evet, orada bayağı bir güç kaybı var yani. Sadece senden ilgili bir şey değil, toplumun da senin elindeki o gücü sanki elinden alıyormuş gibi, değil mi? Yani o yüzden birazcık çaresizlik var orada. Evet. Geliyor. Ve bu hani kadınlara vahyazık, erkeklere bilmem ne anlamında söylemiyorum. Gerçekten her iki rolde çok kolay değil. Yani bir tanesi de ağlayamıyor, üzülemiyor. Öteki öfkelenemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani üzüntüyü yaşama tarzımız da farklı. Mesela bir kadın üzüldüğünde ondan sonra ne kadar üzüleceğimiz de belirleniyor toplumsal cinsiyet rolleri içinde. Ne kadar üzülebilirsin? Böyle kendi yerlere atarsan da drama queen oluyorsun. Şimdi yeni terminolojiyle ya da histerik oluyorsun. Yani galiba burada hani önemli nokta gene dönüp dolaşıp bu farkındalık, yani o şeyin içine giriyorsun ya bazen, böyle hani evin işi, çocuklar, iş yeri, şudur, böyle bir döngüye geçip sanki gittikçe kendinden vazgeçtiğin bir yerler var. Burada birazcık durup ya ben neredeyim? Yani o merkeze tekrar gelmek. Ve orada denge çok önemli anladığım kadarıyla. Yani hep orada kendine değerle de ilgili bir şey var herhalde. Yani onu, kendimize değer vermeyi öğrenmekle ilgili bir şey kadın olarak. Ben aynı fikirdeyim ve şey gibi geliyor. Kadının özgürleşmesi hem bireysel hem toplumsal anlamda aslına bakarsan kendini hissetmeye başlamakla ilgili bir şey. Ve şeyi fark etmek beni hani bu sohbeti yapalım demeye yönlendirdi. Ya toplumsal cinsiyet rolleri ya da içinde bulunduğumuz patriyarki, ataerkil yapı kadının da erkeğin de kendiyle bağlantısının arasına giren bir şey. Bununla baş etmenin ilk adımı da galiba kendinle bağlantıyı öğrenmeye başlamak. Yani kendi duygu ve ihtiyaçlarının farkına varmanın bir kere daha kıymetini fark ediyorum. Evet. Yani o olmazsa olmaz gibi bir şey. Bir de yani şeyi de fark etmek. Ben de Canan olarak işte kadın şudur budur, erkek şudur budur diye böyle bir takım kategorilerim var Evet. yani. Onu da fark etmek yani, o ve özgür olmak, özerk olmak ne kadar önemli bir şey. Fakat sanki çok özgür olunca da böyle bir kafamda şablon var. Aa, yani özgür kadın kötü kadın mıydır? Yani annemden gelen bir şey bence bu. Yani ne kadar ben özgür olmayı istediğim zaman annemin sanki orada bir tehlikeli bir yere gidiyormuşum gibi böyle bir bana şey yaptığı, engel olduğu bir yer var. Yani kafamda o bir şekilde içine girmiş durumda. Kendime belki de onu söylüyorum, bilmiyorum. Yani kendi hayatlarımıza bakınca belki biraz imtiyazlı bir yerden yim ben şu anda kadın olarak, kadın rolünde çok fazla sıkıntı çekmiş bir insan değilim. Ama bu işte daha önce de söylediğim gibi kendimden uzaklaşmakla ilgili bir bedel ödediğimin farkındayım. Beni üzen şey o. Yani bir şekilde ben kendimden, bedenimden, kendi ihtiyaçlarımdan, duygularımdan, yaşamımın bir döneminde uzaklaşmışım. Sonra kendimi bulmam bayağı vakit almış. Yani orada bayağı bir zamanı öyle geçirmişim. İşte yani belki bizi dinleyenler, izleyenlerin yani ya bir dakika ya. Ben buradayım. Ben önemliyim. Ben değerliyim. Onu fark etmelerini çok isterim. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Ya bana çok dokunuyor söylediğin, kendimden uzaklaşmışım dediğin, yani böyle yıllarımı geçirmişim dediğin yer bana çok dokunuyor. Çünkü ben kendimde de aynı şeyi buluyorum. Senin söylediğin şey benim için de geçerli. Yani biz
bunun dışında olamayız. Yani bu toplumda yetişmiş insanlarız. Bizim de anne babalarımız bilebildikleri kadarıyla bu topluma uyumlu olalım falan diye bir şeyler yaptılar mutlaka. Yani hem seninkiler hem benimkiler kadın olmak ve erkek olmakla ilgili benim de fikirlerim var. Aynı zamanda burada ayılmak çok kıymetli. Yani senin dediğin yerden ayılmak. Hani kendimle uzaklaştırıyorsa beni bütün bunlar ve ben kendimde ne olduğundan uzaklaşıyorsam ve aynı zamanda partnerimle de uzaklaşıyorum. Yani cinsel yönelimim ne olursa olsun partner ilişkilerinde de toplumsal cinsiyet rollerinden etkiler olduğu kanısındayım ben. Yani illa heteroseksüel olmak gerekmiyor. Ataerki böyle damarımıza işlemiş durumda bana kalırsa. En azından ben ve benim çevremde görüyorum bunu. Burada ayılmak çok kıymetli ve şiddetsiz iletişimin hediyesinin o dört adım olduğunu düşünüyorum. Yani Roxy'nin söylediği anlamda değil, dört adımı bir araç gibi kullanmak. Yani ne oluyor, ne hissediyorum, hangi ihtiyaçlarım canlı ve hangi eylemleri yapabilirim, hangi adımları atabilirim? Burası bana çok özgürlük alanı gibi geliyor ve ataerki konusunda ayılmak için de mesela şey çok ilginç, empatiye bakışımı da değiştiriyor benim. Mesela bir kadın, çok yorgunum, işte ev işleri boyumu aştı falan diye konuştuğunda empati verirken iki şey söyleyebilirim. Desteğe mi ihtiyacın var diyebilirim ya da işbirliğine mi ihtiyacın var? Mesela buralarda da ayılmak, çünkü ev işleri niye kadınların rolü? Yani bunu sorguladığımda destek değil ki benim istediğim, işbirliği istiyorum. Aynı derecede sorumluluk istiyorum. Evet, yani şurada bence hani bir roller var ya, o kadın olarak da o rollerin bizim sorumluluğumuzda olmadığını da fark etmek belki. Yani ben çünkü etrafımda görüyorum mesela yeni doğum yapmış arkadaşlar hiç babaya çocuk şeysi vermiyorlar, sorumluluğu vermiyorlar ve devamında şikayet ediyorlar. Tamam da o zaman işbirliği dediğin yerde oradan şey yapıyorum. Yani bu beraber bir çocuğu, beraber bu çocuğu büyüteceksiniz. O zaman ona izin vereceksin, işte onu yapamaz, altını temizleyemez, dikkat edemez, yıkayamaz. O zaman da olmuyor, o zaman da şikayet etme. Yani kadının da erkeğe bir paylaşmayı öğrenmesi gerekiyor bence. Yapamadığın yerde de söylemesi gerekiyor, buraya kadar. Yani destek de istemesi gerekiyor. İlla karşı tarafın erkeğin her zaman anlayışlı ve işbirliği içinde olması gerekmiyor bence. Hani karşılıklı bir şey, orada dengeyi oturtmak önemli. Evet, bu noktada geldi konu ataerkiye bence. Evet. Ataerkillik, bu Judy'nin kulakları çınlasın, Eni getirdi Türkiye'ye ve biz Canan'la birlikte bir eğitime katıldık. Ataerkillik ve hani şiddetsiz iletişim bakış açısıyla nasıl ele alabiliriz diye. Ben çok etkilendim. Umarım önümüzdeki haftalarda Eni de ağırlarız. Evet, ataerkilliğin ben hepimizin içine işlemiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla söylediğin şeyin de onun izlerini taşıdığını, hatta bayağı bayağı onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bize şeyi göstermişti. Hani bir insan neslinin devamı ile ilgili olarak kadın, erkek ve çocuk diye baktığımda odağım aslında hayatın sürdürülebilirliği için hem kadının hem erkeğin, yani yetişkin insanın odağı çocuk olsa gerek. Aynı zamanda ataerkillikte odak erkek, kadın erkekten ve çocuktan sorumlu arada, çocuk dışında kalıyor konuda. Kadının sorumluluğunda kalıyor daha doğrusu. Onu bize en daha güzel anlatır. Evet, birkaç hafta sonra Enid'i davet edeceğiz. Bayağı güzel, enteresan bir konu. Daha farklı bir şekilde ataerkiyi bizden dinleyeceksiniz, enden diye ben de umuyorum. Evet,
Evet, yani toplumsal cinsiyet rolleri ve duygular hani niye bizi bu kadar etkiledi? Tam da bu anlattığımız nedenlerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet, bugün benim aynı zamanda çok 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 sevdiğim 8 Mart'ta doğan bir arkadaşım var. Onu da buradan doğum günü kutluyorum Kamer'cim. İyi ki varsın. Aa, doğum günün kutlu olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.